TV Malatya ekranlarından mutlu hafta sonları değerli izleyenlerimiz. TV Malatya Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenine hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz, bizlere neler oluyor? Stres veya depresyon yaptığımız şeyleri ne kadar haklı çıkartabilir? Evet, sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı polisin çalışması sonrasında yakalandı. Akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde yaşanan olayda İsmet A ile BK arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce BK bıçakla İsmet A'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde kalan yaralı 112 ambulansı ile devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan zanlı ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nün çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Asayiş Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Değerli izleyenlerimiz, dün Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'nin Malatya ziyaretlerini ekranlarınıza getirmiştik. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni de dün ziyaret etmişti Bakan Tüfekçi. Burada yaptığı açıklamada aldığımız her kararda küçük esnafın yanında olacağız dedi. Benimkini kullanıyorlar adam. Gümrük ve Ticaret Bakanı Avukat Bülent Tüfekçi Malatya ziyaretleri kapsamında son durağı Malatya Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği oldu. Ziyarette Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Mustafa Şahin, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ali Evren, İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşurt Belediye Başkanı Hacur Polat ve oda başkanları da hazır bulundu. Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği ziyaretinde önemli açıklamalarda bulunan Bakan Tüfekçi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın çok büyük bir bakanlık olduğunu ifade ederek her zaman küçük esnafın yanında olacaklarını ifade etti. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Gerek Ankara'ya gelerek bizlere vermiş olduğunuz desteklerden, gerekse esnaf camiası olarak hem ilimizde hem de Elazığ esnaf odaları ve oda başkanlarının bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı, takdirlerden dolayı kendilerine sizler adına, sizlerin huzurunda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de 1 Kasım seçimlerinden sonra Malatya'mıza bakanlığı şahsımıza tevdi eden Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Hem desteklerinden dolayı Malatyalı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ve değerli arkadaşlar, bizler sizlere layık olmaya çalışacağız. Dün olduğu gibi bugün de yarın da inşallah sizler bize destek verdiğiniz sürece bakanlığımız görev süresince sizlere layık olarak gittiğiniz her yerde, her toplantıda Malatyalı bakanın icraatlarından memnuniyeti duyup, görüp sizler bizim adımıza teşekkürler alacaksınız inşallah. Rabbim sizleri bakanlığımız çok geniş bir alanda faaliyetleri olan, sorumluluğu olan bir bakanlık. Büyük bir bakanlık. Ve esnaf, küçük esnaftan, sanatkardan tutun da kooperatiflere kadar, ticaret erbaplarına, büyük ticaret sanayicilere kadar, odalar, borsalar, esnaf odaları, sanatkarlar odaları kadar, otomobilcilerden, servis minibüsçüleri konfederasyonlarına kadar, hayatın her alanında gerçekten bizim sorumluluğumuz var. Tüketici olarak 78 milyonu ilgilendiren her aldığımız kararlar 78 milyonu doğrudan etkileyen kararlar. 1180 tane tüketici hakem heyetlerimiz var. Onlara gelen yüz binlerce dosya var. Ve bunların vermiş olduğu kararlar üreticileri ve tüketicileri etkiliyor. Böyle bir bakanlık. Almış olduğumuz her kararda bir kesimi memnun ediyoruz, bir kesimi de üzmüş oluyoruz. Ama bilin ki bütün almış olduğumuz kararlar hep milletten yan olacak. Siz küçük esnaflardan yan olacak. Ben bakanlıkta briefing alırken şunu söyledim.
Biz sonuç odaklı çalışacağız. Biz vatandaştan yana çalışacağız. Vatandaş, millet ne kazanır ona bakacağız. Esnafımız ne kazanır ona bakacağız. Onun için esasında bizden önceki hükümetler döneminde başlayan ve yürütülen esnafa yönelik çok çeşitli teşvikler var, çalışmalar var. Bir kısmını kamuoyu bilmiyor, bir kısmını da bizler yeteri kadar anlatmamışız. Ama gerek 1 Kasım'da, gerekse 64. hükümet programında esnafa yönelik açıkladığımız bütün vaatlerimizi tek tek Allah'ın izniyle yerine getirecek. Bunda da kimsenin şüphesi yok. Bakanlıklarla koordineli bir şekilde yapmamız gereken çalışmalar var. Bunları da Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu kamuoyuna 3 aylık, 6 aylık ve 1 senelik eylem programları içerisinde deklare etti. Yani kimse şundan endişe duymasın. Seçim zamanıydı, onlar söylendi, geçti diye asla kimsede tereddüt oluşmasın. Çünkü biz 13 yıllık iktidarımız boyunca değerli arkadaşlar ne söz vermişsek onun arkasında durduk, durmaya da devam ettik. İnşallah 1 Kasım'dan önce vermiş olduğumuz sözleri de zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirdiğimizi hep beraber göreceksiniz. Esasında bizlerin esnafa yönelik faizsiz kredilerimiz, vaatlerimiz vardı. Ama uygulamada zaten 150 bin liraya kadar da faizsiz kredi veriyoruz. Belki bundan birçok arkadaşımız haberdar değil. 3 yıllık ustalık belgesi olan yeni iş kuran arkadaşlarımıza biz bu krediyi veriyoruz. Ama ben bakanlıkta briefing alırken gördüm ki burada 148 kişi Türkiye'de müracaat edebilmiş. Ben tekrardan vakit ayırıp bugün bizlerle beraber olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanlarıma teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Allah yar ve yardımcı. Esnaf, sanatkarlar, kredi kafelet kooperatif başkanı Ali Evren de Bülent Tüfekçi'nin bakan olmasından dolayı son derece memnun olduğunu ifade ederek bundan sonra bütün desteklerinizi beklemekteyim dedi. Değerli bakanımızın ilk olarak Malatya'ya gelmesinden, esnaf ve sanatkar camiasını ziyaret etmesinden dolayı ben kendisine şükranlarımı arz ediyorum, başarılarını devam ediyorum. Esnaf ve sanatkar kredi kefalet kooperatif olarak Sayın Bakanım. Esnaf ve sanatkarlarımıza verilen kredilerin tümü sizin aracılığına Malatya ve esnaf ve sanatkarlarına verecektir. Bundan sonra büyük desteklerini bekliyoruz. Ben Sayın Bakanımdan. Kooperatife müracaat eden esnaf ve sanatkarlarımızın bir hususu var da, bu daha önce size arz etmiştim. Arkadaşlarımız hasbelkader çek, senet ve kredi kartından dolayı bir mazuret oluyor. Bir felakette geçirmiş oluyor. Ancak bankaların ve Halk Bankamız dahil olmak üzere 4-5 yılı geriye doğru bu arkadaşlarımız da istedikleri belgeler gelemediğimiz için bunlara kredi ödemiyor. Biz hasreten sizden rica ediyorum Sayın Bakanım, bunu en azından indirmesinin bir yıla kadar olmasını arz ediyorum. Daha sonra TOKİ meselesinde Sayın Çalık'ın da bize sözü var, Sayın Mustafa Şahin Bey'in de sözü var. Sizin de desteğinizi bekliyoruz. Sayın Valimiz, Sayın burada bize belediye başkanımızın yardımlarını bekliyor. Esnaf ve sanatkar olarak. Esnaf Sanatkarlar Odalar Birlik Başkanı Şevket Keskin ise esnaf ve sanatkarlar kesiminin bakanı olmanız bizim için ayrıca çok önemli ifadelerini kullandı. Adınıza, Malatya adına Sayın Bakanıma başkanlar diliyorum. Sayın Bakanım tekrar Malatya'ya hoş geldiniz. Bizim Malatya'mıza ve şahsınıza gerçekte bu bakanlığı bizlere veren başta Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Başbakanıma bütün kalbimle esnaf ve sanatkar camiası adına kendilerine çok teşekkür ederim. Esnaf ve sanatkar kesiminin bakanı olmanız. Bu da bizim için Türkiye'de 2,5 milyona aşkın esnaf ve sanatkarın hem büyük beklentisi var hem de inanın Türkiye genelinde çok büyük bir sevinç kaynağına, sevinç yubağı oldu. Çok illerde bize teşekkür mektupları gelsin, yerinize bizi tebrik ettiler. Evet, bu
Konuşmaların ardından Esnaf Sanatkarlar Odalar Birlik Başkanı Şevket Keskin, günün anısına bakan tüfekçiye 70 yıllık tarihi olan el yapımı antika bir ibrik ile çarık esnaf hediye etti. Esnaf ve sanatkarın elde yapımı, bakırcı esnafımızın yaptığı, Bakırcılar Oda Başkanımız tarafından bunu aşağı yukarı 15 gündür, 20 gündür arayıp bulduk. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Batalgazi ilçesi 35. olan kongresini Batalgazi Halk Eğitim Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Tek adayın olduğu kongrede eski baro başkanlarından Selahattin Sarıoğlu ilçe başkanlığına seçildi. Olan kongresi açılışını gerçekleştirdik. Cumhuriyet Halk Partisi Battalgazi ilçe 35. olan kongresini Battalgazi Halk Eğitim Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Tek adayın olduğu kongrede Malatya'nın eski baro başkanlarından Selahattin Sarıoğlu ilçe başkanlığına seçildi. Battalgazi ilçe kongresine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da katıldı. Konuşmalar kısmında söz alan bir delege, delegelere seslenerek parti içi eleştirilerde bulundu. Bizim hatamız nerede? Biz hatamızı arayıp bulmalıyız. Hatamızı aramıyoruz. Yüz yüze birbirimizi eleştiriyoruz. Eleştirmiyoruz yüz yüze, pardon. Özür dilerim, yanlış söyledim. Kapı arkalarında kara hesaplar peşindeyiz. Onun adamı, bunun adamı. Benim adamım, senin adamın. Adamcılık yok arkadaş, ülke var, ülke. Bu ülkenin kurtuluşu için cumhuriyet var. Cumhuriyet biterse değil kapı arkalarında, zindanlarında bile bir dedikodu edemez. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer ise 5 Aralık 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kadın sorunlarının çözümünün anahtarı kadınların siyasetteki ağırlıklarının var olmasıyla çözülebilir. Çünkü her konuda olduğu gibi kadın konularında da sorunların çözüm yerinin parlamento olduğunu biliyoruz. Kongrede söz alan avukat Yusuf Sürücü, maalesef çaresiz kalan halkımız tekrar istikrar adına ülke yönetimini daha da güçlü bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne teslim etti dedi. Daha sonra bir resleşme olayı oldu biliyorsunuz ve 4 aylık süre içerisinde Türkiye tam bir çatışma, bir kan ve savaş ortamına dönüştü. Yüzlerce güvenlik görevlisi, yüzlerce sivil vatandaş hayatını kaybetti. Divan başkanlığını yapan İl Başkanı Enver Kiraz ise yaptığı konuşmada partimize sahip çıkmaya her zaman devam edeceğiz şeklinde konuştu. Çok güçlü bir parti. Kökleri var, gelenekleri var, dünü var, bugünü var, yarını var olacak. Böyle bir başka parti yok değerli dostlar. Çünkü bu parti Cumhuriyet, bu parti Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir parti. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden birisi. Bugün muhalefetlere bu partiye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kongrede yaptığı konuşmada dünyanın hiçbir yerinde 5 ay içerisinde oyunu %9 arttıran bir siyasi parti olmamıştır dedi. Dünyanın hiçbir ülkesinde 5 ay içerisinde %9 oyunu artıran bir siyasi parti yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yaşanmamıştır. Ancak gözünü kan bürüyen, tek başına iktidarı kaybetmemek için her türlü şeyi yapmaya göz alan Cumhurbaşkanı 20 Temmuz'dan başlayarak Türkiye'yi tam bir kan gölüne çevirdi. Suruç'a bomba konuldu ve 33 tane insan katledildi. Bu şeytanların birisi de IŞİD'dir ve maalesef Türkiye'nin sınır kapıları gel geçen kapısına dönmüştür. Avrupa'daki bütün selef örgütler, dünyanın bütün gelen IŞİD militanları Türkiye'den geçiş yapmıştır. Açıkça Türkiye buna göz yummuştur. Cilve gözünde, Reyhanlı'da başlayan süreç AKP'nin bu konudaki IŞİD'e karşı bakışını aslında gösteriyor. Cilve gözünde 13 tane insan öldü, failleri yok. Reyhanlı'da benim de ilk gün orada bulundum. 54 tane insan katledildi, suçu başkalarına atılmaya çalışıldı. Niğde'de 3 tane polis şehit edildi, hala failleri yok. Değerli izleyenlerimiz, Büyükşehir Belediyesi ve KADEM Malatya Temsilciliği tarafından ortaklaşa olarak kadın ve aile konulu bir panel düzenlendi. KADEM Malatya İl Temsilcisi Profesör Doktor Aysun Bay Karabulut, köklü medeniyetimizin ve inançlarımızın temelini oluşturan ailenin en mühim ferdi kadındır dedi. Anne ve babası tarafından istismar
Büyükşehir Belediyesi ve Kadem Malatya Temsilciliği tarafından ortaklaşa olarak kadın ve aile konulu bir panel düzenlendi. Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Kadem Malatya İl Temsilcisi Profesör Doktor Aysun Bay Karabulut, köklü medeniyetimizin ve inançlarımızın temelini oluşturan ailenin en mühim ferdi kadındır dedi. Çünkü Sayın Bakanımız da bildiğiniz gibi burada ve sabahleyin de burada programdaydı. Gelir bir sirkülasyon halinde, dolaşma halindeler. Kısmet olur, uğrarlarsa bir 5 dakika uğrayacaklar. Ama biz programı daha fazla sizleri bekletmemek için başlatıyoruz. Bugün burada Malatya Büyükşehir Belediyesi ile kadın ve aile panelini sunuyor olmaktan onur duyuyorum. Çünkü burada ailenin öneminden bahsedeceğiz. Ve her şeyden önce bu ailenin önemi çekirdeğin önemi gibidir. Kendi içimizde mutlu olduğumuz zaman, güçlü olduğumuz zaman güçlü kadın, güçlü aile ve dolayısıyla güçlü toplum anlamında. Ülkemizde kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği gün. Bu önemli günlerden birleşmiş olması ve aynı zamanda kadın ve ailenin önemini tekrar vurgulamak amaçlı Kadem ve yine aile sosyal politikalarla birlikte bu organizasyonu yapmak üzere yola çıktık. Kadının iş gücü piyasasına ekonomi anlamında, sosyal, siyasal anlamında desteğinin önemini bir kez daha dünya dile getirmiş olduk. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Daire Başkanı İhsan Genca ise kadınlarımızın sosyal anlamda faaliyet gösterebilmeleri ve mutlu olmaları için Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan bahsetti. Bildiğiniz gibi geçmişte belediye dediğimizde aklımıza gelen yol, su, kanalizasyon vesaireydi. Ama son yıllarda kültürel ve sosyal belediyecilik diye bir kavram gelişti. İllerimizin birçoğu da ciddi kaynaklar ayırmaya başladılar ve ciddi gerçekten güzel de etkinlikler yapıyorlar. İnşallah Madem'le ilgili de çalışmalarımızı broşürlerle duyurmaya çalışacağız. Madem diye bir birim kuruldu. Nedir Madem? Açılımı Malatya Aile Danışma ve Destek Merkezi. Konuşmalardan sonra İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Abdullah Çolak, İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Emine Durmuş ve İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Bahar Öcal Apaydın'ın konuşmacı olarak katıldığı panele geçildi. Neyin sonuç oldu? Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Eşin diğerinde bir problem var ise, bir sorun var ise, baş edemediğim, zorlandığım, onaylamadığım bir şey var ise, bende onu oluşmasını sağlayan ne tür tutum ve davranışlar var? Bu da önemli ayrıntılardan bir tanesi. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidiyoruz. 19 yıl aradan sonra Malatya'da AK Parti Milletvekili Bülent Tüfekçi'nin bakan olmasını değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem, Malatya için olumlu olacak projelerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak destek vereceklerini söyleyerek artık Malatya'daki projelerin icraata dökülmesi gerekiyor dedi. 64. hükümette Malatya Milletvekili Avukat Bülent Tüfekçi'nin Gümrük ve Ticaret Bakanı olması hakkında değerlendirmelerde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Erdem, Malatya'nın bunu hak ettiğini ifade etti. Öncelikle bir defa Malatya'ya hayırlı olsun derim. Malatya bunu hak etti. Yani hak etti derken mevcut iktidar partisine yaklaşık 4. dönem oluyor bu. 4. dönemdir. Büyük bir destek verdi. 13-14 yıldır bakan türlü nasip olmadı. Bu dönem nasip oldu Bülent Bey'e. Allah hayırlı olsun diyoruz. Bakan Tüfekçi'nin önce ülkeye sonra iline yapacağı hizmetlerle ileride anılacağını belirten Erdem, makamlar geçicidir. Yapacağı hizmetler ise bakidir dedi. Malatya için inşallah iyi hizmetler gelir. Tabii buradaki şey mevki makam işgalinden ziyade ülkeye ve iline yapacak hizmetlerle anılacak, makamlarla anılmaz. Belki yüzlerce bakan vardı, isimleri pek yoktu ama hizmet hususuna baktığınız zaman birçok isim akla gelebilir. Hizmeti bakidir ama isim ve makamlar geçicidir.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak Malatya'ya yapılacak her türlü olumlu projede Bakan Tüfekçi'nin yanında olacaklarını vurgulayan Erdem, geçmiş dönemlerde hizmete yönelik temeli atılan ancak uzun yıllardır atıl bir vaziyette duran vagon onarım fabrikasını anımsatarak istihdama yönelik yatırımlara ağırlık verilmelidir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Malatya'ya yapılacak her olumlu şeyde Sayın Bakan'ın yanındayız. Bu usta hiçbir endişeler olmasın. Ama eksikleri de mutlaka gündeme getirilecek. Bugün bakın işte önümüzde bir hizmete yönelik, istihdama yönelik bir temel atıldı. Vagon fabrikası diyorsunuz işte. O zaman şaşalarla büyük bir şeyle temel atıldı. Karkas yapıldı, lojmanlar yapıldı. Ama maalesef atıl vaziyette, yıllardır atıl vaziyette öyle duruyor. İşte inşallah AKP bu 4. hükümette de en azından oraya bir el atması, bakanımızın oraya bir el atması Malatya'yı sevindirecektir. Biz bakanımızdan ricamız, istirhamımız istihdama yönelik hizmetlere, yatırımlara ağırlık vermesinde büyük fayda olacaktır. Malatya'da bunu anacaktır. Evet, işçi emeklilerini yakından ilgilendiren bir haberdeyiz. Tüm işçi emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, TOKİ'nin 260 ay vadeyle ev yapacağı konusuna açıklık getirdi. Çalışkan, biz ev veremeyiz, ev de yapamayız. TOKİ ile ilgili Türkiye çapında bu işi başlatarak emeklilerin konuta ihtiyacı olanlarını kayıt altına aldık diye konuştu. Tüm işçi emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, TOKİ'nin emeklilere 250 Türk Lirası taksitle ev yapacağı konusuna açıklık getirdi. Çok uzundan TOKİ meselemiz. Herhalde bunu çok merak edenler, konuşanlar vardır. Önce onu bahsedeyim. Şimdi TOKİ, bizim başladığımız emeklilerin TOKİ'ye ev verilmesi. Biliyorsunuz bu yaz dönemi iki tane seçim attık yaptık. Bu seçimde de muhalefet olsun, efendim, iktidar olsun bazı taahhütlerde bulundular. Bu taahhütlerden birisi de emeklilere peşinatsız 240 ay vade 250 lira taksitle ev vereceğiz dediler. Biz de düşündük, bu emekliler tek tek müracaatı olmaz. Şu anda biz Türkiye çapında bu işi başlatarak emeklilerin eve ihtiyacı olanları, konuta ihtiyacı olanları kayıt altına aldık. Daha önce dediğim gibi bizim burada yaptığımız emeklilere kayıt altına bu işi her gün takip etmek. Yani bazı arkadaşlar işte emekli derneklere ev veriyormuş diyor. Biz ev veremeyiz, ev de yapamayız ama bu işin yapılması için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Çalışanlara yapılan ücret artışlarının emeklilere de yansıtılmasını talep eden Çalışkan, burada parlamentoya taleplerimiz olarak çalışanlar ile emekliler arasında ücret uçurumunun giderilmesi istenmekte şeklinde konuştu. Seçimlerden önce biz bütün partilere emeklilerin taleplerini iletiriz. Biz emekliler olarak neler istiyoruz? Ne mağduriyetlerimiz var, bunları belirtiyoruz. Burada parlamentoya taleplerimiz olarak çalışanlar ile emekliler arasındaki ücret uçurumunun giderilmesi, çalışanlara yapılan ücret artışlarının emeklilere de aynen yansıtılması. Birinci talebimiz bu oldu. Bugün 2000 öncesi emeklilerden ben 25 yıl hizmeti 9000 civarında prim günü olan emekli arkadaşlarımızın şeyini alıyorum, maaş durumlarını. 2000 öncesi 98 yaşta 95'te emekli olan birinci dereceden tavandan emekli olan bir arkadaşımızda, çok uzatmayayım, aralar farklı, 2014'e geldiğimizde 1000 lira civarında fark var. Aynı hizmet, aynı prim, aynı derece.
Şimdi de TED Malatya Koleji'ndeyiz. TED Malatya Koleji kurucu temsilcisi Profesör Doktor Burhanettin Dönmez, İngilizce öğretmenleri bilgi paylaşım semineriyle ilgili açıklamalarda bulunarak Malatya'da eğitimin kalitesine katkıda bulunmak bizi mutlu etmektedir dedi. TED Malatya Koleji kurucu temsilcisi Profesör Doktor Burhanettin Dönmez, İngilizce öğretmenleri bilgi paylaşım semineri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Genel Merkezi ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü arasında 23 Kasım 2015 tarihinde yapılan protokol gereğince TED Malatya Kolejlerinin bulunduğu 15 ilde İngilizce öğretmenlerini geliştirmek amacıyla bir seminer düzenlenecektir. Milli Eğitim Bakanlığı ile TED Genel Merkezi arasında yapılan protokol gereğince yapılacak olan bu seminerlerden birisi de TED Malatya Koleji'nde yapılacaktır. İngilizce öğretmenlerimizin eğitici olarak katıldığı bu seminerler öğretmenlerimizi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Her kademe için 2 gün ve 40'ar saat olmak üzere 2015-2016 öğretim yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirilecek bu etkinliklere okulumuz ev sahipliği yapacaktır. Her türlü ihtiyaçları öğretmenlerin okulumuz tarafından karşılanacaktır. Katılacak öğretmenler 30 öğretmen düşünülmektedir ilk planda. Dönmez, Malatya'da eğitimin kalitesine katkıda bulunmak bizi mutlu etmektedir, dedi. Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürüteceğimiz bu etkinlikte öğretmenler Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilecektir. Bu etkinlik İngilizce öğretimi konusunda uzman olan TED kolejlerinin bir toplumsal sorumluluk projesidir. Biz de TED Malatya Koleji olarak öğretmenlerimizin niteliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak bizi mutlu edecektir. Birlik Vakfı Malatya Şubesi Hanımlar Komisyonu, Genç Birlik Vakfı Malatya Şubesi ve Türk Kızılayı Malatya Kan Bağış Merkezi ortaklaşa kan bağışı kampanyası düzenledi. Kan bağışının önemine vurgu yapmak ve sosyal duyarlılığı arttırmak adına düzenlenen kan bağışı kampanyasına Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi ev sahipliği yaptı. Katılımın yoğun olduğu kampanyada Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül de kan bağışında bulundu. Kan bağışı kampanyası hakkında bilgi veren Birlik Vakfı Malatya Şubesi Hanımlar Komisyonu Başkanı Ebru Yiğit var. Her yıl binlerce insanın bir kazaya ya da hastalık sonucu kan bulamadığı için hayatını kaybettiğini ifade etti. Her yıl binlerce insan bir kaza ya da hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybediyor. Tıp ve teknoloji alanında tüm gelişmelere rağmen kan ve kandan elde edilen ürünler yerine geçebilecek tedavi aracı bulunamaması kan bağışının önemini ortaya koyuyor. Yiğit var konuşmasının sonunda desteklerinden ötürü Türk Kızılayı Malatya Kan Bağış Merkezi'ne, Birlik Vakfı Şube Başkanı Sadi Ergül'e, Malatya Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Yılmaz Aslan'a ve kan bağışına katılan bütün vatandaşlara teşekkür etti. Birlik Vakfı Malatya Hanımlar Komisyonu olarak Türk Kızılay Malatya Kan Bağış Merkezi ile düzenlediğimiz kan bağışı kampanyamıza duyarlılık gösterip kan bağışında bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Bize bugün bu imkanı sağlayan Türk Kızılay Malatya Kan Bağış Merkezi'ne, Birlik Vakfı Şube Başkanım Sadi Ergül'e, Malatya Park AVM Genel Müdürü Yılmaz Arslan'a ve Hanımlar Komisyonu'na teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Evet, anne ve babaları yakından ilgilendiren bir haberdeyiz. Sağlık Bakanlığı anne ve bebek ölümlerini en aza indirmek için Anne ve Bebek isimli internet sitesi kurdu. Sağlık Bakanlığı anne ve bebek ölümlerini azaltmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bakanlık anne ve baba adayları için annevebebek.gov.tr adresini kurdu.
Sitede uzman hekimler tarafından hazırlanan videolarla gebeliğe hazırlık ve gebelik sürecine ilişkin animasyonlar paylaşılıyor. Bir defa sadece anne adaylara ve bebekler için değil, aynı zamanda babalar için de. Çünkü bir baba olarak konuşuyorum. Benim de bilmem, bizimlerim de bilmesi gerekenler oluyor babalar adına. Bir ailenin, yeni kurgulanan bir ailenin, umutlarla beklenen bir bebeğin o süreç içerisinde hem ailenin hazırlanması, hem bebeğin hem de annenin sağlığı için yapılması gerekenler anlatılan bir site. Temel hedef hamilelik dönemi, öncesi, sonrası, doğum, doğumdan sonraki bebeğin ilk yıllar dahil olmak üzere sağlık okuryazarlığını artırmak, kişilerin hem kendilerine hem ailedeki bir bireye, babanın anneye, annenin babaya ya da doğacak olan bebeğe ya da bebek doğduktan sonraki dönemde bilinçli olarak yapacakları işleri yapmasını sağlamak adına kurgulanmış bir sitedir. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontur, anne ve baba adayları için uygulamanın katkı sağlayacağına inandıklarına dikkat çekti. Evet, yaklaşık 800 civarında video var. Bu videolarda özellikle konunun uzmanları mutlaka ilgili bilim kurulları tarafından onaylanmış içeriklere dayalı olarak konuşuyorlar. Bunu burada görebilirsiniz. Buradaki bütün konuşmalar akrettedir ve mutlaka bir bilimsel gerçeğe dayanır. 800 farklı başlık var. Bu başlıkların arasında işte gebelikteki egzersizler, gebe mutfağı, yani gebelik dönemde özellikle yenilmesi gerekenler, bebek bakımı, bebek altını değiştirme, emzirme, anne sütü, baba olmak, çok geniş yelpazede. Gebelik sürecinde biz halka sorduk. Yaşanan sorunları hekim olarak görmek başka bir şey, hasta olarak görmek başka bir şey. Mutlaka hastalara sorduk. Bir yıllık çalışma sonrası kurulan site baba adaylarını da yakından ilgilendiriyor. Şimdi temel beklenti sağlıklı anne, sağlıklı bebek ve sağlıklı aile. Elinde sonunda bu süreç bizi nereye götürecektir? Sağlıklı aileye, daha az anne ölüm oranına, daha az bebek ölüm oranına götürecektir. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü bir ülkeyi sağlıkta gelişmişlik açısından değerlendirirken en önem verdiği kriterlerden birisi anne ve bebek ölüm oranıdır. Biz bu projenin nihai hedefi anne bebek olan ölüm oranını düşürme yolunda çaba sarf etmekti ve bunun da başarılı bir sonuca ulaşacağını tahmin ediyorum. TV Malatya ekranlarında bizlere ayrılan bir sürenin daha sonuna geldik. Yapımda ve yayımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu yarınlar Malatya.